Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Zentrex firmasının Freedom XC2000 modeli inverter ve şarjörünü anlatacağım. Kombo bir cihaz. Hem inverter özelliği var. DC voltajınızı, akülerdeki voltajınızı 220 volta çıkartıyor. Hem de şebekeden gelen enerjiyle akülerinizi şarj edebiliyorsunuz. İnverterle ilgili ilk dikkati çeken nokta üzerindeki hangi ürün gruplarında çalışabileceğini gösteren resimler oldu. Şöyle göstermek istiyorum size. Karavanlar için, ağır ticari araçlar için, otobüsler için ve marin dediğimiz teknelerle alakalı kullanıma uygun bir cihaz olduğunu hemen etiketlerinde, üstündeki resimlerde bize gösteriyor. Zentrex XC2000 modelinde gerçekten standart akıllı inverterlerden sıkılmış olan daha kaliteli bir ürün almak istiyorum. Karavanım için, teknem için, otobüsüm için veya ağır ticari vasıtam için daha profesyonel bir cihaz almak istiyorum diyenlerin tercih edebileceği bir cihazdan bahsediyoruz. Güç anlamında 2 kW'lık bir ürün şu an incelediğimiz 12 volt. 2000 watt çıkış gücü verebilen bir cihaz. Malzeme kalitesi, içerisindeki elektronik donanımlar ve firmanın kökenine bakıldığında bu tarz cihazlar konusunda uzman olduğunu görüyoruz. Zaten web sitesinde de siz de bunları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Zentrex XC2000 ürünün aynı zamanda Bluetooth özellikli olan ve ön konsola takılabilen bir aparatının olduğunu da size anlatacağım. Bu ürünü de gösteriyor olacağım size. Ürünün teknik detaylarına şimdi geçeceğiz. Dilerseniz ben de bilgisayarımı alayım. Ürünün teknik özelliklerini birlikte değerlendirelim. Zentrex Freedom XC2000 ürününün en önemli özelliklerinin başında 2 saniye boyunca gücünün 2 katı kadar çıkış gücü verebilmesinden bahsediyor. Yani 2000 wattlık ürün 2 saniye boyunca 4000 watt'a kadar çıkış gücü verebilir. Karavanlarımızda veya teknelerimizde ya da tırlarda bazı yükler vardır. Mesela buzdolabı düşünün. İçerisinde motor olduğundan dolayı ilk çalışma anında gücünden, etiket değerinden çok daha fazla akım çeker. İşte kullandığınız inverter güzel, güçlü bir inverterse bu ilk çalışma anında fazla çekilen akıma karşı kendini savunabilir, o gücü sağlayabilir olması gerekir. İşte tam da bu noktada XC2000 ürünü 2 saniye boyunca 4000 watt'a kadar çıkış gücü verebilir ve böylece birçok ağır yükünüz kolaylıkla çalışmaya başlayabilir. Zaten sonrasında çekeceği güç daha aşağıda olacağı için inverter kolaylıkla ürününüzü çalıştıracaktır. 2000 watt sizin üst sınırınız, ona dikkat etmeniz gerekir. Bunun dışında birçok elektronik ekipmanlar kullanıyoruz artık. İçerisinde elektronik devreler olan cihazlar, mesela televizyon gibi. Bu tarz ürünler içinde tam sinüs çıkış veren bir inverter olması oldukça önemli. Tam sinüs ve modifiye sinüs olarak iki temel yol vardır. Bunlarla alakalı da video çekmiştik. Tam sinüs nasıl çalışır? Modifiye sinüs nasıl çalışır? Bunların çıkışına elektronik ekipmanlar bağladığınızda ne gibi farklılıklar olur? Kanalımızda bunu bulabilirsiniz. Bu ürünün tam sinüs vermesi de elektronik ekipmanlarınızın uzun ömürlü olması, daha stabil çalışması açısından da oldukça önemlidir. Bunun dışında 12 volt sinyal göndererek ürünü kapatıp açma şansınızın olduğunu da belirtiyor. Aynı zamanda bir başka önemli özellik de 10 volt ile 17 volt arasında cihaz çalışabiliyor. Özellikle yeni nesil ürünlerde, yeni nesil tırlarda veya karavanlarda, teknelerde kullanılan alternatörler daha yüksek voltajlarda olabiliyor. O yüzden bu cihazda Zentrex XC2000 cihazı da bu geniş aralıkta çalışmasıyla birlikte sorunsuz bir şekilde sisteminize adapte olabilecek. Onun dışında bazen bağlandığınız yerde, teknenizle gittiğiniz bağlandığınız iskeledeki 220 volt tam olarak 220 olmayabilir. O bölgedeki şartlardan dolayı daha aşağıda, daha yukarıda olabilir. Bu cihazın da programlanabilir özelliği bulunmakta. Yani 170 voltlara kadar bile cihazı aşağı doğru çekebilirsiniz. 170 volt gelse bile çalış diyebilirsiniz bu cihaza. Bu aralığın geniş olması da oldukça önemli. İçerisinde 30 amperlik transfer switch dediğimiz bir malzeme bulunmakta ve şebeke tarafından, yani karadan aldığınız herhangi bir enerji olduğunda otomatikman bu switch devreye girerek akülerinizi doldurma
ihtimaliniz kolaylıkla olacaktır. Bunun dışında farklı farklı akü gruplarını bu cihaz ile birlikte besleyebilirsiniz. 80 amperlik içerisinde bulunan şarjör ünitesi ile birlikte bu cihaz 80 ampere kadar akülerinizi doldurur. Voltaj limitleri olarak da üst voltaj limitimiz 17 volttur. 17 volta kadar olan özel tip aküler dahi bu cihazla birlikte kolaylıkla şarj edilebilir. Hatta batarya management sistem BMS olarak adlandırılan yapı kullanılarak, küçük devreler kullanılarak lityum bataryalı bir yapıda kurabilirsiniz karavanınızda veya teknenizde. Aslında lityum batarya ile bir sistem tasarlamak ciddi anlamda uzun ömürlü ve çok daha stabil çalışan bir batarya grubu anlamına gelecektir. Tabii ki bununla doğru orantılı olarak da fiyatı bir o kadar da yüksek olacaktır jel akülerle karşılaştırdığımız zaman. Bunun dışında çok önemli özelliklerden bir tanesi bence 0 volta kadar düşmüş bataryaları bile canlandırmaya yönelik bir şarj sisteminin olması. Buradaki amaç bataryanın ölü bataryayı kurtarma noktasında yapılabilecek bir şarj sistematiği ve ondan daha fazla verim alabilmek. Eski birebir 0-1 batarya gibi olmasa bile şarj tutabilen bir yapıya büründürme noktasında bir şarjör ünitesinin de olduğunu söyleyebiliriz. Ve batarya konusunda dediğimiz gibi BMS ünitesiyle birlikte sistem lityum bataryalarla birlikte de kullanılabilir. Zentrax Freedom XC2000 ürünü aslında iki tane ayrı ürünün tek kutuda birleştirilmiş hali olarak da düşünebilirsiniz. Birinci ürün 12 volttan 220 volta dönüştüren bir inverter tarafı. 12 volt bataryamız var. İnvertere bağlıyoruz. Çıkışından 220 volt alıp ürünlerimizi çalıştırıyoruz. Bir diğer tarafı ise şarjör dediğimiz taraf. Burada da 220 volt girişimiz var ve bu 220 volt giriş içerideki elektronik devrelerden sonra 80 ampere kadar aküleri doldurmak için bir akım üretebiliyor. 80 amper de gerçekten birçoğumuzun karavanı için, teknesi için yeterli olabilecek bir amper düzeyi. Bakıldığında genel kabul olarak aküleri %10 değerle şarj edin yapısı, düşüncesi hakimdir sektörde. Ve bu da bize 800 amper saatlik bir akü grubumuzu bile şarj edebilecek bir yapıdan bahsediyor. Tabii ki şarj süresi uzun olacaktır ama hızlı şarjın dezavantajları olduğu gibi yavaş şarjın da bazı avantajları vardır. Bunu akülerle ilgili videolarımızda farklı defalarda anlatmıştık. Bu sebeple iki tane ürünün tek bir kasada birleştirilmiş hali olarak XC2000'i düşünebiliriz. Bu ürünle ilgili güneş enerjisi entegrasyonu yapabilir miyiz diye sorabilirsiniz ki genelde kanalımızda hep güneş enerjisiyle çalışan cihazlardan bahsediyoruz. Zentrax firmasında farklı ürün grupları da söz konusu. MPPT özellikli bir şarjörle birlikte Zentrax XC2000'i kolaylıkla güneş enerjisine entegre edebilirsiniz. Teknenizde, karavanınızda veya tırınızda çok rahatlıkla güneş enerjisinden elde ettiğiniz enerjiyle aküleri doldurup daha sonra dolu akülerle Zentrax XC2000 üzerinden bütün yüklerinizi besleyebilirsiniz. Gerçekten uzun soluklu, kompakt ve kaliteli bir sisteme sahip olmuş olursunuz. Soket yapısı biraz farklı, ondan bahsedeceğim size. Burayı görmenizi özellikle istedim. Turuncu bölümü yukarı kaldırmamız gerekiyor. Şöyle. Sonra kablomuzu iyicene ileri ittiriyoruz. Bırakıyoruz ve üstten tık sesini duyduğumuzda artık onu kilitlemiş oluyor orada. Oradan daha kurtulma şansı yok. Diğerlerini de aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Yukarıdan bastırdığımızda o klik sesini duymamız gerekiyor. Aslında bu kabloları normalde şuradan geçirmem gerekiyor. Tam anlamıyla deney yapmak adına bu haliyle çalıştıracağım şimdi. Ürünün yanında opsiyon olarak alabileceğiniz bu Bluetooth özellikli iki tane versiyonu var. Bir tanesi Bluetooth özelliği olan, bir tanesi Bluetooth özelliksiz olan. Elimizdeki Bluetooth'la cep telefonu üzerine de bağlanabilen versiyonu. Kutunun içerisinde bir adet
kablo çıkmakta. Bu kablo ile birlikte cihazımızı bağlayacağız. Zaten kutunun arkasında tek bir noktamız var ve kablonun bir ucunu buraya bağlıyor olacağız. O tık sesini duymamız kesinlikle gerekiyor. Kablonun diğer ucunu da göstereyim onu da size. Şöyle inverterimize doğru gelelim. Şöyle remote kısmında da şu an inverter üzerindeki çıkışı ölçüyorum sizin için. 230 voltu şu an görüyoruz. Bakın burada aküden dönüştürme işlemi, evirici ve çıkışımız. Şöyle gösterelim tekrar. Şimdi dilerseniz ürüne şebeke voltajı verilip sanki karavandasınız, bir yere yanaştınız, akülerinizi şarj edeceksiniz veya denizde aynı şekilde. Şebeke geldiği zaman ekranda bakın. Şebekeyi algılıyorsunuz ve şebeke enerjisi geldiğinde artık şu an akülerimizin voltajı düşük olduğu için şarj etmeye başladı. Ve burada bataryanın bulk olarak yazdığı şarjın hangi durumda olduğu bulk şarj olarak geçer aslında. Bulk dediği bulk şarj. Bataryalar çok ciddi deşarj olduğu zaman, boş olduğu zaman dolum esnasındaki ilk aşamadır bulk. Yani uzun bir süre aküler şarj olacak anlamına gelir. İnverter fanları çalışmaya başladı. Ama öyle deli gibi etrafı yırtmıyor, onu söyleyebiliriz. Yani gayet makul seviyede olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle karavanlarda ve teknelerde bu ses seviyesinin çok yüksek olması çok zorlayabiliyor, insanları rahatsız edebiliyor. Bu sebeple de hakikaten kutusunun üstünde gösterdiği gibi karavanlar için, tekneler için ideal bir cihaz ortaya çıkartmışlar. Dilerseniz şimdi Bluetooth bağlantısını yapalım. Oldukça basit bir indirmeden sonra FXC Control isimli uygulamayı çalıştırıyoruz. Ve cihazı eşleştirmek adına Escape düğmesine basılı tutuyoruz. Zentrex Freedom XC2000 ürününü inceledik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılanlar olursa aşağıya bırakacağımız link üzerinden firmayla bağlantıya geçebilirsiniz ve sorularınızı kendilerine yönetebilirsiniz. Fiyat bilgisini de keza yine firmadan öğrenme şansınız var. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.